Hemen dönelim. Brüksel'e gidelim sevgili seyirciler. Neden? Çünkü karşımızda Murat Gündoğdu beyefendi var. Murat Bey günaydınlar, merhabalar. Günaydınlar Turhan Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Orada saat biraz daha erken zannediyorum. Tam olarak saat kaç orada? Biraz daha erken, oradan bir saat daha erken, 7:30 şu anda. Çocuklar okul saatleri. Aslında ailem de bir arada olmasını isterdim. Ne yazık ki okula bir oğlum var yanımda. Burada yanımda. Merhaba Vallahi efendim. merhabalar. Ne kadar güzel bir görüntü. Sabahın 7'si aşağı yukarı orada. Uyandırdık sizi. Bizi sabahın 7'sinde evinize misafir ettiniz, konuk ettiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii şu anda çok sayıda seyircimiz bir anlamda sizin aslında evinize misafir olmuş olduk bu canlı yayın sayesinde. Ben ufak anlattım tabii. Yani çok fazla bilmiyoruz. Biz de sizinle bu yayında tanışmış olacağız. Geçen bir haber vesilesiyle sizi tanıma fırsatı bulmuştuk. Neydi o haber? 3 aydır iki Suriyeli genci misafir ettiğinizi duyduk evinizde. Belçika'da Brüksel'de yaşıyorsunuz, doğma büyüme oralısınız. Biraz bize hikayenizi anlatır mısınız? Kimsiniz, ne iş yapıyorsunuz, ne kadardır Belçika'dasınız ve neden bu Suriyeli aileye kucak açtınız? Turhan Bey, öncelikle şöyle diyeceğim. Türk milleti misafirperverdir. Ben 4 çocuk babasıyım. Aslen Gümüşhaneliyim. Ama doğumu büyümü artık Gümüşhane değiliz. Avrupalı bir Türküz yani. Burada elimizden geldiği kadar dini yaşantılarımızı şeyimizi dikezden bir aileyiz. Tabii aslında uzun hikaye. Bu insanların buraya evime kapımı açmamın sebebi tabii ki oradaki savaş, zulüm, işkence, aldıkları haksızlıkla, gördükleri haksızlıkları kendi ülkelerinde. Biraz kendimi böyle bir 14 asır geriye attım. Peygamber Efendimiz'in yaşantısından. Bu insanlar geldiler, doğrusu bu çocuklar geldiler. Çocuklar önce babaları geldi. Babalarıyla tanışmıştım. Yani aslında bir parça ekmek hediye etmeyle, ısmarlamayla veya işte buyurun deyip parayı almamamın sebebi bu olaylara yol açtı. Sonra kendisi buraya ben de bir gün misafir geldi. Geldikten sonra evin müsait olduğunu görünce kendisi böyle bir daire arama derdindeydi. Çünkü biliyorsun Suriyeliler buraya geldiği zaman işte mülteci olarak geliyorlar. Geldikten sonra belli bir süreç var. O sürecin içinde adres, ikametgah göstermeleri lazım. Burada bir türlü kendisi bulamıyordu. Geldi bana sordu. Ben bir iki daire baktım. Beğenmedik. Kendisi hoşuna gitmedi. Çünkü müsait değildi. Çünkü arkadaşın 5 çocuğu var. Eşi var, kendisi var. Böyle olunca bir gün bana misafir oldu. Kaldıkları yerde müsait değildi. O gün dedim hanıma telefon açtım. Dedim ki eşime dedim ki sen dedim odayı aç. Misafirimiz var dedim. Kendisi geldi. Bir gece kaldı. Yarınki gün işte tabii ki yine daire arıyoruz arkadaşa ikametgah için. Bulamadık. Akşam oldu. Bana döndü dedi ki Murat Bey dedi İngilizce konuşuyoruz. Muhabbetimiz İngilizce biraz Türkçe. Dedi ki Murat Bey dedi acaba dedi senin evin müsait dedi. Ben dedi burada kalabilir miyim dedi. Ben de bunu eşimle görüşmem lazım dedim. Çünkü sonuçta mahrem olayı var. Dini olarak belli şeyli kriterler var. Bunları göz ardı edemeyiz. Sordum. Eşim biraz böyle şey yaptı. Yani acaba öyle yabancı bir insanlar evini alacaksın. Benim eşime dedim ki eşime bak dedim, onlar muhacir, biz ensar olalım dedim. Allah'ım nasip etti, o insanlarla işte kapımızı açtık. Sonradan çocukları geldik, kendisi şu anda Halep'te. Güzel bir duygu. Yani Murat Bey Allah çok Rabbim. çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Ben araya çok girmek istemedim ama elbette ki Allah'ın nasibi burada çok önemli. Allah nasip etmiş, sizi vesile kılmış. Bu anlamda siz de yüreğinizi açmışsınız. Çok uzun süredir devam eden çok gerçekten büyük bir dram var. Yani bir Türkiye'ye gelseniz, Türkiye'yi tabii ki televizyondan seyrediyorsunuzdur. Suriyeli buradaki misafirlerin, mültecilerin durumları gerçekten içler acısı. Birçoğu Avrupa'ya göçebilmek için o umut yolculuğunda denizde can veriyorlar. Küçücük Evet. bebeklerin
kıyıya vuran cansız bedenleri var. Avrupa şimdi kapıları kapattı, almıyor. Bunları izlerken yüreğiniz burkuldu mu? Kendi çocuklarınız aklınıza geldi mi? Neler hissettiniz? Yani Rabbim hiç kimseye böyle bir durum vermesin. Yani büyüklerden bir tanesi diyor ya, ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam diyor. Hürriyetsiz bu konuya baktığım zaman memleketimiz, yani şöyle bir şey, biz Avrupalıyız, Avrupalı Türk'üz. Sonuçta biz buralara yanlış veya doğru ellerinin, ben şunu gördüm bu süreçte. Çünkü ben bu arada bu insanların mülteci işte prosedürlerini, takibini yaptım. Gittim geldim defalarca Brüksel'e. Ben kendim doğrusu Anvers'teyiz biz, Antwerp'in. Brüksel'in bir 40 kilometre uzağındayız. Ve Hristiyanların, yani Avrupa'nın açtığı kapıyı nasıl bir şekilde açtıklarını, nasıl bir sistemde açtıklarını, her işlerin düzenli şekilde yapıldığını gördüm. Ha, eksikleri vardır, fazlalıkları vardır. Bu insanlar buralara niye geliyor diyeceksiniz. Yani oraya gittiğim zaman bazen o çocuklara yönler belli etmeden kenara bir yere oturup veya dışarı çıkıp böyle gözlerimin dolduğu ve defalarca böyle ağladığımı biliyorum. Yani Allah yardım etsin. Biz insanlar olarak, insan olarak şükretmeyi ağzımızdan eksik etmemiz lazım. Rabbim yardımcıları olsun. Ben isterim ki yani Türkiye'de de, yani orada mülteci kampları olsun, orada Türk halkımız olsun. Ben inanıyorum ki çok insanların orada durumları, hal ve şeyleri iyi oldukları olanlar, yani her bir evi, herhangi bir dairesini vermiş olsalar, deseler ki buyurun gelin size benim evimi, kapımı açıyorum dese, inan bu çözümün %50'si diyorum bak, rahat %50'si çözülür Türkiye'de. Valla ne güzel söylüyorsunuz Murat Bey, o kadar güzel söylüyorsunuz ki, o kadar aslında basit bir yöntem sundunuz ki, yani bu anlamda imkanı olan aileler kapısını açsa, bir ekmeğini paylaşsa zaten problem çözülecek diyorsunuz. Siz bunu yaptınız. Biz sizi tanıdığımız için çok gerçekten sevinçliyiz. Böyle bir aileyi de şu anda bu ekranlardan Türkiye'ye ve dünyaya tanıttığımız için de çok mutluyuz, gururluyuz. İnşallah örnek olur diyelim. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Bu anlamda desteğiniz herhangi bir şekilde bu mağdur insanlara devam edecek mi? Ya şöyle bir şey var. Şimdi babası beni arıyor, diyor ki işte iki oğlu daha var, gelecek. İşte Murat Bey bana daire bul diyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Böyle bir ortamımız var ki artık hepsi, çocukları bana amca diyorlar. Onkul Murat diyorlar. Aileye girdiler yani, diyorsunuz abi. Tabii tabii aileye girdiler. Şimdi telefonu kapattım. Boğazım düğümlendi. Dedim ki ya, dedim hanıma döndüm. Ya dedim, babalar diyor ki dedim daire bul. Bu çocuklar şimdi dedim benim evimden gidecekler. Zoruma gitti. Yani evimden ayrılmaları çok zoruma gitti. Ne kadar güzelsiniz vallahi. Dedim ki ya, hanım da böyle bana baktı. Ya olmaz, sen de söyle dedi, gel. Ben şu anda inan doğrusu söyleyeyim, şu anda daire bakmam lazım. Sadece bir tek bir emlak bürosunu aradım. İkinciyi arayamadım. Serbest rahat duruyorum. Rahat kalıyor duruyorum. Diyorum ki ya gelsin, hele bir zaman gelsin. Benim için bunların evinde her bir saati benim için bir mutluluk veriyor. Yani bir aileden olduk. Abi değil. Bazı yerde işte baba diyebiliyorlar, onkul diyebiliyorlar. Soframızda oturulan yerde inan itinayla bu çocukların kalbini kırmamak için veya herhangi şeyimize dikkat ediyorduk ilk başta, ama şu anda öyle bir oldu ki onlar da hissiyatı veriyorlar. Rahatız. Yani sofrada çocuklarım yemek yerken ne yiyorlarsa onlar da yiyorlar. Hatta özellikle onlar daha çok gözümün üstünde gözlerim var. Ne yiyorlar hiç bakıyorum. Yesinler, içsinler, rahat olsunlar. Yani bazen oluyor tabii ki. Arıyorlar Halep'i internet şeyle, WhatsApp'la veya Skype'la. Üzgün olduklarını görüyorum bazen. Onlara moral vermeye çalışıyoruz. Sonuçta anne yok, baba yok. Bir kısım kardeşleri, ablaları yok yanlarında. Böyle bakıyorum, hani evimizin içinde farklı bir hava var. Üzgün olana hissettirmeyip şakalarla, muhabbetlerle, biraz tarihimizle, dinimizle böyle bu çocuklara devamlı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rabbim herkesin kapı açmasını,
Böyle bir hani inşallah muhacir keşke olmasa ama sonuçta dünya bu. Mutlaka bir yerde zulüm illaki var. Rabbim insanlarımıza kapılarını açmayı, bu insanlar kapılarını açmayı nasip etsin. Benim için bu iş devam edecek. Yani şu an hiç rahatız. Çok rahatız. Çok güzel. Peki, şunu da sorayım. Murat Bey, eşiniz, evlatlarınız ne diyorlar? Alıştılar mı? Arkadaş oldular mı? Onlar açısından da tabii önemli. Farklı bir kültür tanıyorlar. Bu anlamda tabii sizden örnek alıyorlar. Yani misafirperverliği, geniş yürekliliği, darda kalana evini açmayı. Bu da çok önemli değil mi? Yani evlatlara bu anlamda örnek olan bir baba olarak da gururlu musunuz? Ya gurur deyince yani Allah kimseyi gururdan kibirden uzak tutsun. Amin, amin. Ne güzel söz. Çocuklarımız mutlular. Şöyle mutlular. Tabii ki evimiz geniş, rahat. Öyle bir durum şey var ki yani abi, kardeş olayı var. Ne kadar güzel. Küçüğünden tut büyüğüne kadar. O en büyük işte daha demin gördüğünüz Numan'dı. Numan Aha. oğlum. O, şu anda okula gidiyor. Zaten dördü de okula gidiyorlar. Yani onları heyecanla onları beklediler babalarını tanıdıktan sonra. Tabii o ilk zamanlar ben doğrusu Nisan ayından beri babasıyla irtibatta ve bende kalıyordu. Babası döndü. Bu arada çocuklar yazın işte Ağustos'un sonuna doğru oğlu geldi. Eylül'ün ortasına doğru kızı geldi. Çocuklarımızın da tabii böyle bir ısınma zamanı ihtiyaçları vardı. Isındılar, bir sıkıntılar yok. Ya böyle bir sıkıntı olduğu zaman da ben de bir baba olarak görevimi yerine getiriyorum. Şimdi ben şöyle bir şey var. Hiçbir şey gül pembe değil. Allah sabır versin. Allah Amin. aileleri bozmasın. Allah hiç kimsenin gönlünü bozmasın. Çocuklarımız da her çünkü çocuk bu yani bilmiyorlar bunu. Sordukları zaman veya bir sıkıntılar olduğu zaman elimden geleni yapıp onları onlarla, onları da bizim çocuklarımızla hiç hissettirmeden bak oğlum nasihatla bu böyledir. İşte Ensar böyle yapmıştır. Eyüp El Ensar da böyle yapmıştır. Onlardan örnekleri vererek, Peygamber Efendimiz'den örnekleri vererek, Peygamber Efendimiz'e de sahip çıkıldığını, bugün belki işte Arap dünyası belki fazla sahip çıkmıyor bu insanlara ama Rabbim bu insanlara ben bunu o ilk alıp eve getirdiğimde ve Brüksel'e gittiğimde gördüm. Rabbim dedim Allah'ım bu Hristiyanlara, Avrupalılara Allah din nasip etsin. İslam Amin. din nasip etsin. Çünkü ben nankörlük edemem. Ben buralıyım. Avrupalı Türk'üm. Burası. Rabbim sadece bu insanlar yaşantı olarak, sıfat olarak, karakter olarak Müslümanlar ama sadece iman etmemişler. Sadece bir ince bir ip var ortada. Yani Necasi'nin dediği gibi sizin dininizle bizim dinimizin ardından sadece şu çizmiş olduğum ip kadar bir farklılık var diyor. Bunu özellikle bu süreci çok iyi gördüm. Ellerinden geleni yapıyor Belçika. Bu insanları her konuda maddi, özellikle maddi ve manevi bu konuda yardımcı oluyorlar. Her şeyleri sen burada adımını açık, defterini açık tutar. Bu insanlara bu ülkeye gelip de benim derdim şudur dersen bu ülkede kapısını kucağını açıyor diyor ki sen şu kriterleri yap ve bu kriterler sana ait olmuş olan bir şey. Peki. Yani şu anda bu çocuklar burada okula gidiyorlar. Hı. Dil kursuna gidiyorlar. Bunları yazdım. Oğlumuz Ahmet Sukar futbola gidiyor. Tamamen Kızım siz işte ilgileniyorsunuz değil mi? Bütün takip sizde tabii ki. tabii Onların tabii tabii ama maddi şeyler her şeysinde de bir kısmi belli şeylerini tamamen bu ülke sahip çıkmış. Yani her şeysine sahip çıkıyor. Şimdi ben bu insanların eksikleri vardır belki Hristiyan ülkesi. Bize göre, bizim dini şeylerimize göre ama ben nankörlük edemiyorum. Böyle baktığım zaman dua Peki ediyorum Allah'ım. Murat Bey bir şey sorabilir miyim? Şimdi tabii herkes merak etti. Yanınıza bir programa başlarken küçük kardeşimizi Numan da herhalde değil mi? Evet, Numan'ı bir evet. görebildik ama programı da şimdi size veda ederken de bir Numan'ı görmüş olalım. Numan bize bir selam söyler mi? Numan'la bir iki cümle sohbet etsek kabul eder mi Numan bizi? Eder misin? Olur. Gel yaklaşın. Numan'cığım gel bir görelim seni. Canım kardeşim. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bak bütün Türkiye seyrediyor. Çok güzel şeyler anlattı baban. Misafirleriniz var şu anda evinizde.
Evinizi açmışsınız, yüreğinizi açmışsınız. Suriyeli arkadaşlarla, abilerle diyeyim, senden büyükler tabii ki, anlaşabildiniz mi? Keyifli zaman geçiriyor musunuz? İlk zamanlar biraz böyle soğuk değildim ama böyle bilmiyorum, böyle güvenemiyordum. Biraz alışmam lazımdı. İşte sonra benim kardeşlerim, babam, annem alıştığında ben de biraz alışmaya başladım. Sonra işte her şeyimi paylaştım onlarla. Yani güzel bir duygu sanki, hem bir abi bir de ablan olması. Ne kadar güzel. Peki Numan'cığım, teşekkür ediyoruz. Sana da derslerinde başarılar dilerim. Murat Bey, çok memnun olduk sizi tanıdığımız için. Geniş yürekli, güzel bir insansınız. Biz bunu ekrandan görüyoruz. Son kısa bir mesajınız var mı? Bu anlamda evini açmaya düşünen veya yardım etmeyi düşünen ailelere bir mesajınız olur mu? Rabbim şöyle bir şey, şöyle bir şunu diyebilirim. Böyle bir şey yapmayı düşünmek isteyen insanlar için diyorum. Niyet çok önemli. Yani niyet belirleyeceksin. Dimdik ayakta duracaksın. Ve bu insanlara, kapısını açan Rabbim, inan o insanları size sevdirir. Bizi de onlara sevdiriyor. Yani ben bunu diyorum. Kapılarını açsınlar. Müsait olan çok insanımız var. Durumu çok iyi olan, kat kat çok durumları iyi olan insanlar var. Yani bir dairelerini hediye etseler, yıllık zekatına makbul olarak ona niyet etseler. Yani Rabbim iki taraftan da hem zekatını vermiş olur yıllık, hem aynı zamanda bu insanlara kapı açmış ve Rabbim hiçbir şeyden sıkıntı vermez. Hiç kimseye sıkıntı vermez. En son dileğim de Allah'ım, Rabbim şu savaşları, yani diyaloğu, sevgiyi, hoşgörüyü elin tersinin itip de sadece hokkabazlık, savaş, güç, kuvvet görünümünü vererek insanların, halkların, insanların, suçsuz insanların ölmesine sebep olan insanlara Allah akıl versin, fikir versin. Milletimize hoşgörü, diyalog, sevgi, bu güzel kelimelere, bu güzel anlamlı olan şeyleri kalplerine yerleştirsin ki bu savaşta dursun inşallah. Ne güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Hoşça kalın. Belçika'ya biz de buradan, Türkiye'den bütün ekibimiz olarak da selamlar gönderiyoruz Brüksel'e. Aleykümselam. Sağ olun. Hayırlı sabahlar. Sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın.